Gökçek bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun, iyisin, nasılsınız? Teşekkürler, çok sağ olun. Gene getirmişsiniz çiçekleri. Evet. Nedir bunlar? Bu sinirli ot. Sinirli ot. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yetişir. Buna yolların kralı denir. Yol kenarlarında yetiştiği için yolların kralı. Birçok hastalığa karşı etkisi ispat edilmiş, klinik araştırmalar yapılmış. Belgeli enfeksiyon, özellikle de enfeksiyona karşı. Bu gördüğünüzde Mahonia aquifolium. Türkçesi yok mu hocam? Oregon üzümü. Amerika'dan. Oregon. Oregon üzümü. Şu meyveleri daha sonra önce kızarır, sonra morarır. Mosmor olur. Yenir. Morarınca yeniyor. Morarınca. Yani. Önce şimdi yenmez. Şimdi yeşil, kırmızı olduğu zaman yenmez. Fakat bunun etkili olan kısmı kökünün kabuğu. Kökünün, yaprağının kabuğu da etkili de kökünün kabuğu çok çok daha etkili. Sedefe karşı dünyada en etkili bitki. Türkiye'de birçok uzman sedefe şu iyi gelir, sedefe bu iyi gelir diyor. Sedefin de kesin çözümü yok zaten değil mi? Tedavisi elhamdülillah, kesin var mı? Var. Tabii. Onu da konuşacağız. Konuşalım. Detaylı. Şimdi ben bu hafta, bugün Aydın'dan geliyorum direkt. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayağınızın tozuyla hemen programa geldiniz böyle. Ova, Aydın Ovası. Maşallah çok güzel, verimli topraklar. Cennet gibi dünyanın en güzel bitki örtüsüne sahip. Ovada tarım yapılıyor. Dağlara doğru çıktıkça hafif hafif zeytin ağaçları. Biraz daha dağlara çıktığınızda, biraz daha dağlara yukarı doğru çıktıkça İncir ağaçları, biraz daha dağlara doğru yükseldikçe bu sefer kestane ağaçları, kademe kademe. Çıktıkça yükseliyor. Böyle bir yani tabiat, güzellik, her bakımdan, toprağın her tarafından maşallah. Bunları bereket, oradan mı getirdiniz siz hocam? Evet, bereket fışkırıyor. Fakat geçen hafta da Manisa'daydım, ondan önceki hafta da Bursa'daydım, daha önceki hafta Balıkesir'deydim. Yani Türkiye'nin cennet gibi olan bu Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, sahil, bu sahildeki sahile yakın olan bölgeler çok güzel, verimli araziler. İç Anadolu kurak. Bir şey yok Kayseri'de, Konya'da. Zorla tarım yapılıyor. Bütün arazi boş, ağaç yok. Kilometrelerce gidiyorsunuz, ta Erzurum'a kadar. Kilometrelerce gidiyorsunuz, bir ağaç görüyorsunuz. Ölü, kuru toprak. Bir şey yok. Evet. Fakat sahil şeridi bu. Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz çok verimli. Fakat ne yapıyoruz biz? Elimizden gelen her türlü kötülüğü yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Tarımın en güzel, en verimli olan bölgelerine, ovalara, her şey yetişen, mükemmel yetişen yerlere binalar, fabrikalar. Ya İç Anadolu'ya yerleştirin veyahut da kurak olan verimsiz topraklara götürün, fabrikaları yapın. Yok. Evet. Fabrikaları, konutları, binaları, evleri veyahut da otelleri, motelleri en güzel tarımın yapılması gereken yerlere yapıyorlar. Bu ne demek? Birkaç nesil sonra bir elma 50 euro olacak demek. Şimdi Japonya'da mesela bir elma 30 euro, 40 euro Japonya'da bir meyve. Evet. Şimdi mesela karpuz alıyorsunuz şimdi. Bir tanesi 30 lira, 40 lira bir tane. Şimdi mevsimi değil, yavaş yavaş ucuzlayacak da. Birkaç nesil sonra tarıma, ekim, dikim alanları böyle konut yaparak, fabrika yaparak daraltırsan ne olur? Artık kimse meyve zevksiz yiyemez hale gelecek. Japonya'da öyle. Toprak yok, kimse bir şey yiyemiyor. Biz elimizle bunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önüne geçmeli, kanunlar çıkarmalı, engellemeli. Sanayiyi, konutlaşmayı kurak bölgeye doğru, verimsiz topraklara. Mesela İspanya'da, İtalya'da birçok Avrupa ülkesinde artık binalar, betonlar yıkılıyor. Tarıma elverişli alanlar kazanılıyor. Eskiden yaptıkları 30 yıl, 40 yıl önce Avrupalı'nın yaptığı yanlışı geriden dönüşe başladı. Binaları yıkıyorlar, tarıma elverişli alanları tarıma kazanmaya çalışıyorlar. Biz de bu geç kalmadan bunun önlemini almamız gerekir. Evet. Hocam,